Yatırım Kulübü'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yatırım Kulübü'nde ekonomist ve stratejist Haluk Bürümcekçi bizlerle birlikte. Haluk hoş geldin. Hoş bulduk. Hem genel anlamda ekonomideki gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız. Piyasalardaki fiyatlamalardan belli ölçüde bahsederiz. Aynı zamanda ekonomik aktivitede bulunduğumuz yer, bundan sonrasına dair Türkiye'nin ekonomik yapısında yaşanan değişimler, kredi büyüme hızı, swap piyasasında olup bitenler, tüm bunların üzerine görüşlerini merak ediyorum. Ama müsaade edersen biz başlamadan evvel gidelim Gedik Yatırım'a. Onurcan Bal bizleri bekliyor orada. Onurcan, özellikle dün tabii dünyanın her yerinde çok sert satış ve bir risk off modu vardı. Dolayısıyla bu modu biz de kendi içimizde hissettik. Nispeten diğerlerine göre daha sınırlı aşağı yönlü hareket oldu Borsa İstanbul'da. 120 binlerde de tutunmayı başardı endeks. Buradan sonrasını nasıl görüyorsunuz? Çünkü zirvesinden 4500 puan kadar bir realizasyon yapmış. Dolayısıyla o dinlenmesini de belli ölçüde yurt dışından gelen bu baskıyla birlikte geçirmiş görünen bir piyasa var. Daha aşağısı var mı? Yoksa bir noktadan sonra buraları alım fırsatı olarak görüyor musunuz? Günaydın, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Aslında baktığımız zaman bu tarafta Çin'de başlayan bir virüs salgını olmasaydı bu seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendirmek oldukça mümkündü. Yani baktığımız zaman Ekim ayından bu yana hem yurt dışı piyasalar için hem bizim piyasamız için güçlü bir yükseliş, güçlü bir getiri söz konusu oldu. Ve burada ana hikayelerde bir miktar daha geride kaldığını söyleyebiliriz. Yani hala daha evet pozitif görünüm belki devam ediyor ama burada Brexit tarafındaki olumlu gelişmeler, ticaret anlaşmasına dair olumlu fiyatlamalar, fiyatlamaların buradaki büyük ölçüde gerçekleştiğini, beklentilerin satın alındığını söylemek mümkün. Şu an için piyasaların önünde yeni bir hikaye. Burada güçlü yükselişleri, yukarı yönlü trendi önemli ölçüde destekleyecek kısa vadede ekstra bir haber akışı bulunmuyor. O nedenle burada Ekim ayından bu yana kaydedilen güçlü yükselişler sonrasında bir miktar kar realizasyonu beklerdik. Ama burada bu düşüşlerin tek nedeni piyasalarda şu an kısa vadede yeni güçlü bir hikayenin olmamasından ziyade Çin'de başlayan virüs salgını ve burada baktığımız zaman bu salgında hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Ve şu an açıklanan resmi rakamlardan çok daha fazla virüs bulaşmış insan olduğuna dair şüphelerin, tahminlerin, endişelerin yer alması piyasalarda bir miktar satış baskısı yaratıyor. Daha önce 2003 yılında yaşanan salgında salgınla ilişkisi kuruluyor ve burada bir miktar bu risk iştahını baskılıyor. Zaten burada baktığımızda Ekim ayından bu yana güven liman talebinin en güçlü seviyelere ulaştığını, risk varlıklardan çıkışların, satışların ise son 3 aylık, 4 aylık periyotta en güçlü seviyelerde gerçekleştiğini görüyoruz. Bugün özünde bir tepki çabası var. Buna bağlı olarak BIST 100 endeksi de yurt dışına bağlı olarak bir miktar alımlarla başladı. Bu tarafta tabii ki Çin tarafındaki haber akışlarını takip etmekte fayda var. Yani bu seviyelerde alım olarak değerlendirmek belki mümkün ama 119 bin seviyesini takip etmek yararlı olacaktır. 119 bin desteğinin kırılması durumunda endekste 116 bine kadar kısa vadede hızlı bir düzeltme hareketinin gündeme gelebileceğini değerlendiriyoruz. O nedenle burada mevcut seviyeler belki alım fırsatı olarak değerlendirilse dahi Çin'deki haber akışlarını yakından takip etmenin ve 119 bin altında 116 bin seviyelerinin gündeme gelebileceğini göz önünde bulundurması gerektiğinin yararlı olacağı, faydalı olacağı kanısındayız. Yukarı yönlü bugünkü tepki alımlarının biraz daha kuvvet kazanabilmesi için 121.500 ve 122.200 kısa vadeli direnç bölgesinin geçirmesi ve üzerine bir kapanışın gerçekleşmesi gerektiği kanaatindeyiz. Onun haricinde buradaki yükselişlere şu an için tepki hareketi olarak bakmaya ve küresel risk iştahının biraz daha baskı altında kalmaya devam edebileceğini değerlendiriyoruz. Dediğim gibi Çin'deki haber akışları önemli. Burada genel olarak bakıldığı zaman şu ana kadarki hastalığın hala daha kontrol altına alınamamış olması, ondan fazla ülkede resmi olarak gözlenmesi ki bu biraz daha resmi olmayan sonuçlara baktığımızda biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. Olası korona virüs şüphesiyle ülke sayısının ondan çok daha fazla olduğunu söylemek mümkün. O nedenle şu an için piyasaların gündemi bu. Dönem dönem tepki alımlarıyla ama bu konuda bir olumlu bir gelişme yaşanmadığı sürece de bir miktar aşağı yönlü bir seyir gözlemleyebiliriz diye değerlendiriyoruz. Onurcan, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın değerlendirmeler ve yorumlar için. Başlıyoruz Haluk Bürümcekçi ile sohbetimize. Haluk, özellikle piyasadaki genel gidişatı değerlendirip konuşabiliriz ama onun ötesinde ekonomideki dönüşüm ve değişim tarafını biraz yorumlayalım istersen. Çünkü geçen seneyi oldukça yatay, hatta zorluklar içerisinde geçiren bir piyasa ve ekonomik aktivite gözlemledik, o şekilde geçirdik. Bu seneye bakarken hani geçen yılı belki sıfırı biraz üzerine bir büyümeyle tamamlayacağız. Lakin bu seneyi planlarken elimizdeki veriler, doneler ne gösteriyor? Biraz bunun üzerinden gidelim.
Geçtiğimiz sene özellikle cari fazlaya dönüş ekonomik aktivitedeki daralmadan sonra elimizdeki bir vaka. Bu sene %3,5 ile %5 arasında bir büyüme beklentisi var. Dolayısıyla bu gerçekleştiğinde örneğin cari denge tarafında eskisi kadar rahat olabilir miyiz? Ya da çok eskiden olduğu gibi ekonomik büyümeye her sağladığımızda yüksek cari açık senaryosuna geri dönme riskimiz var mı? Evet. Şimdi baktığımızda tabii geçen sene son çeyreği iyi kapattığımız gözüküyor. Yani 4-5 civarı bir büyümeyle bitti gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu ivmelenmenin devamı yeni yılda da tabii yansıyacaktır. Ancak dün gelen veriler mesela Ocak ayı için imalat sanayinde o kadar da bir coşku olmadığını gösterdi. Dolayısıyla hani bu da çok sürpriz değil çünkü bu toparlanma biraz iş talep kaynaklı oluyor. Yani bunun da nedeni daha çok işte tüketici kredilerinde sürüklenen bir kredi hacmi artışı. Öyle olduğu zaman imalat aleyhine ama diğer sektörlerin lehine bir görüntü görüyoruz. Öyle de bakarsak dün sektörel güvenlerde de hizmet, perakende, inşaat hepsinde ciddi artışlar varken imalat biliyorsun PMI endeksleri de öyle 20 aylık bir süredir 50'nin altında. Yani tabii ki bir artıya geçti ama yani eski gördüğümüz trendleri yakalayamadı. O devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü dış talep de biraz hız kesti ihracata bakarsak. O yüzden hani büyüme biraz tek motorlu gibi gidiyor gibi. Daha çok iç talep kaynaklı gibi. Üretim ve yatırım tarafı biraz aksıyor gibi gözüküyor. Yatırımlarda da bir toparlanma vardı ama ilk aya ilişkin veriler onun biraz oldukça sınırlı kaldığını, pozitife geçse de çok düşük seyrettiğini düşündürdü. Dolayısıyla bu ben baktığımda tabii ki hem baz etkisi hem de sağlanan ivmelenmeyi düşündüğümde yani Türkiye'nin hani bu sene rahatlıkla 4 ve üzeri sağlayabileceğini düşünüyorum. Benim senaryom da öyle. Ama tabii zaman içinde gelen yeni veriler veya küresel ekonomide gözlenen gelişmelerin tabii olumsuz etkileri veya olumlu etkileri olabilir. Buna göre tabii senaryomuzu değiştirmek zorunda kalabiliriz. Ama ben baktığımda bu sene 4 ve üzerinde bir büyüme sağlanabileceğini halen düşünüyorum. Riskleri dengeli görüyorum veya hafif yukarı görüyorum hatta tahmin üzerinde diyebilirim. Bunun, yani aşabilir büyüme. Aşabilir gibi evet. Ama bunun şey tarafına gelince tabii en önemlisi tabii eskisi gibi biz bununla beraber büyümeyle beraber çok yüksek bir cari açıklama karşılaşıyoruz. Tabii çok kritik bir soru bu. Ama tabii ki ben her ne kadar yeni ekonomi programının ne kadar düşük olmasa da çok da yüksek bir cari açık beklemiyorum. Yani 20-25 milyar dolarlık bir cari açıklığı bu sene geçebilir gibi gözüküyor. Bunda en büyük etken TL'nin hala değersiz olması. Reel kurun yani düşük seviyelerde olması. Geçmiş krizler seviyelerine hala yakın olması. Yani bakanın deyimiyle rekabetçi kur anlamında ithalatı pahalı hale getirmesi kısacası. Bunun hızlanmayı sınırlayacağını düşünüyorum. Ama tabii ki şey kadar da iyimser değilim. Programdaki rakamlar kadar da iyimser değilim. Burada tabii genel anlamıyla bu kısım bence üzerine konuşulmayı çok hak ediyor. Çünkü Merkez Bankası'nın duruşu ve bakışı da benzer. Evet. Dolayısıyla işte önümüzdeki hafta enflasyon raporunda da belki biraz detay olarak göreceğiz buradaki bakış açısını. Lakin Türkiye'deki o cari açıksız büyüme modeline doğru biz sadece bu yıl üzerinden değil önümüzdeki 3 yıl için hatta 3. yılda cari açığı sıfıra indirecek ve %5'lik büyümeyle devam edecek bir model öngördük. Yani 3 sene arka arkaya %5 büyüyeceğiz. Bu sene %2-2,5 arasında bir cari açık vereceğiz. Önümüzdeki sene bunu yarıya indireceğiz. Bir sonraki senede %5 büyümeye devam edip kümülatif 3 sene %5-5 büyüyüp sonunda da sıfır cari açığa geleceğiz. Bu dönüşümü sağlayabilir miyiz? Bunun için elimizde done olarak ne var? Yani çok zor gözüküyor. Çünkü hani tabii ki her ülke ister veya Türkiye uzun süredir istiyor. İhracata dayalı büyüme olsun istiyor. Bunun için bazı yapısal reformları yaptığını söylüyor falan filan ama yani çok zor bunu olması. Belki bir sene için öyle olmuş gibi gözükebilir. Bir iki sene dengelenme sürecinde falan öyle bir görüntü verebilir. İşler iyiye giderken, cari açıklanırken falan artış eğiliminde belki geçiş senesinde tabii ki çıktı açığın oluşması veya kapasite kullanmanın belli olan düşmesi bu sürecin
hemen ithalata yansımasını geciktiriyor olabilir. Bu tip faktörler geçiş senelerinde hani o görüntüyü verebilir ama kalıcı olacağını düşünmüyorum. Şu an için şöyle bir yapı var gibi. O tabii belli dengeleri tutuyor yine de yani şu an için. Nedir bu? Faizi kontrol etmeye çalışıyoruz. Kuru kontrol etmeye çalışıyoruz. O zaman bunu nasıl sağlayabiliriz? Her ikisinden kontrol etmek mümkün değil. Sermayenin serbest olduğu, sermaye akımlarının serbest olduğu bir sistem. O zaman sermaye akımlarını biraz kontrol ediyoruz. Yani eskisi kadar serbest olmadığı. Bunu zaten biliyoruz yani fiiliyatta. Gerek işte swap işlemlerinde yabancılarla yapılan swap işlemlerinin kısıtlanması, gerek borsadaki diğer kısıtlamalar. Bir sürü her sıkışıldığında böyle önlemler geliyor. Dolayısıyla sermaye hareketleri eskisi kadar serbest değil. Bu sayede yabancıların Türk lirasında lehine aldığı pozisyonlardaki belirgin azalma bu hamleler sonrasında veya dolarizasyonun zaten çok üst düzeylerde olması nedeniyle yerleşiklerden gelen döviz talebinin devam ediyor da olsa daha sınırlı olması. Bunlar büyük bir kurlardaki hareketi engelliyor. Zaten bir hareket olduğunda da kamunun müdahalelerini görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir denge sağlanmış durumda. Bunun kısa vadede sürmesi mümkün. Ama uzun vadede sürdürmek kolay değil. Ne olursa bunu sürdürülemez hale getirir? Bunu cari açığın belli bir ölçüde bizim düşündüğümüzden daha fazla artması getirebilir. En önemli şey bu olur. Onun dışında da yerleşiklerin hani güvenini sarsacak, yani güvensizlik getirecek büyük yani olaylar. Yani ek döviz talebi getirir. Evet, tabii. Yani bu reel olabilir veya aynı zamanda hane altından gelebilecek ekstra bir bakış açısıyla olabilir. Peki şimdi sorulardan bir tanesi şu. Özellikle tabii Türkiye'nin bu model içerisinde 3 yıl boyunca kendi büyümesini sermaye akımlarını sınırlı tutmak bağısına yöneteceği böyle bir ortamda kendi kaynağı 3 yıl üst üste %5 büyümeye yeter mi? Biraz belki bunu sorgulamak lazım. Belki ilk yıl yeter ama dediğin gibi sıcak paranın çok sınırlı olduğu yerde tabii ki ya bu doğru belki yaklaşım. Sıcak para gelmesin, daha uzun vadeli gelsin ama o daha uzun %5 büyümeyi sürekli kılamıyor. Kılamıyor. Bir de daha uzun vadeli sermayenin geleceği bir ortam oluşmuyor böyle yaptığımızda. Çok kontrollü bir ekonomiye doğru gittiğimizde veya diğer sorunlarımız yatırımcı algı, yabancı yatırımcı algılamasını bozan diğer konular, ekonomi veya genel sistemle ilgili adalet olsun, hukuk düzeni olsun, bu tip şeyler. O zaman FDI görülmesi de tabii doğrudan yabancı yatırımla şey. O zaman bu sene belki olsa bile ondan sonraki seneler için o zaman büyüme hedefinizi düşük koymanız lazım. Bu sefer de böyle yaptığınızda yurt dışı politika açısından zorlanıyorsunuz hani ekonomi yönetimi. Yani o zaman içeride zorlanmaya başlar böyle bir senaryoda. O zaman ne olacak? Yani diyorsun ki bu sistem bu şekilde bir müddet devam edebilir. Evet. Bu seneyi belki böyle geçirebiliriz ama uzun vadede daha fazla şey yapmak, daha farklı yöne gitmek lazım. Hem sermaye akımlarını kontrol edip, hem getiriyi faiz tarafında kontrol edip, hem de kuru tutmaya çalışmak geçtiğimiz yıllarda gördük ki pek iyi sonuç vermedi. O yüzden biz şimdi sermaye hareketlerini belli ölçüde kontrol ederek burada süreci sürdürüyoruz. Bunun da hani tek riskli tarafı döviz talebi artmaya başladığı zaman. Evet. Döviz talebini artırabilecek bir veri var mı elimizde? Bir, ne olursa döviz talebinin ekstra artmasıyla karşılaşabiliriz. Bu da iki. Çünkü hane halkına bakıyoruz. Oradaki döviz tevdiat hesaplarında 120 milyar doların üzerinde bir rakama doğru gelindi. Buradaki artış hızının azaldığını görüyoruz. Fakat mesela yılbaşından bu yana da 3 milyar dolara yakın bir artış var. Yani azaldı dediğimiz hemen hemen bu seviyelerde. Bir de özellikle TL getirinin mevduat tarafında çok düşmüş olması bir miktar mevduat tarafında gerilemeye yol açıyor gibi duruyor. Buradan çıkan paranın bir kısmı gayrimenkule gitti doğru ama bir kısmı da işte o 3 milyar dolara gitmiş olabilir mi? Bunun daha fazlası da gelebilir mi eğer mevduat faizi daha aşağı gelecekse? 7,5-8 görüyoruz büyük bankalarda mevduat faizlerini. Tabii. Yani orada tabii DTH'lara kaçış kadar DTH'ın tabii getirisinin düşük olması nedeniyle başka döviz cinsi enstrümanlara da tabii kaçış var. Yani altın fonlar, işte Eurobond şeyler gibi.
Dolayısıyla böyle bir tablo sürdürülebilir. Yani şöyle diyeyim. Normalde artık bu seviyelerde dolarizasyonun biraz daha hız kesmesini bekleriz. Ama bunun devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla yeni rekorlar görebiliriz oran olarak. Onun dışında burada tehlike şu gözüküyor. Sistemdeki TL miktarının artması gibi bir tehlike var. Yani TL likitte bollaşması tehlikesi var. Bu da nereden var? Hazinenin mesela işte yeni bir kar aktarımı oldu Merkez Bankası'na. Dolayısıyla eli güçlendi o anlamda hazinenin. Bunların harcamaya dönüşmesi durumunda sisteme o likiditelerin gelmesi durumu var. Dolayısıyla hani hiçbir şey olmasa bile, sistem içinde dönüşüm olmasa bile yeni gelen likiditenin dönüşmesi tehlikesi var. Orada o tehlike var o anlamda. İkinci risk orada ithalatın hızlanması olabilir. O biraz daha yavaş etki yapar. Hani hangi sızıntılarla olabilir. Üçüncüsü de yabancı yatırımcı konusu. Ama orada zaten bayağı azaldı pozisyonları. Takip ediyoruz o pozisyonları. Geçmiş yani TL'nin açığa satışıyla ilgili vesaire elde bayağı azaldı. Çünkü orayı önlemenin de işte sermaye hareketi kontrollerinden bir tanesi bu. Orayı önlemenin yolda oraya giden TL'yi kısmak oluyor. Bunu yaptık daha önce iki kez. Evet. Bayağı azaldı dolayısıyla geçmişe göre. Peki bir de tabii Londra'daki swap piyasasının biraz daha içeriye doğru alınması gibi bir eğilim var. Bu aslında normalde o piyasanın yani uzun vadeli TL piyasasının Londra üzerinden dönmesi bizim yıllardır devam eden bir aslında dezavantajımızdı. Bunu içeriye almak makul görünüyor. Makul görünürken de belki uzun süredir elimizde olmayan da bir fırsat çıkıyor karşımıza. Evet. Uzun vadeli TL likidite sunmak yoluyla bankalara daha uzun vadeli TL kredi verebilme imkanı sağlamak. Bunun neresindeyiz? Ne kadarına devam ettirebiliriz ve buradaki riskimiz oluşursa nerede oluşabilir diye sorayım sana. Ya o konu aslında önemli bir konu. Yani biliyorsun işte Borsa İstanbul'da da bu yönde bir piyasa başladı. İşte IRS dediğimiz interest rate swap, yani Türkiye'den olması falan, bu cross currency swapların yerine aslında gerçek olması gereken bu falan, çok da bir önemli bir girişim. Onunla ilgili Borsa İstanbul'un bize yaptığı toplantılar da oldu. Onların da şeylerini dedik. TLRF vesaire. Aynen. Bunlar da çok avantajlı yani, oldu. Tabii ama şu anda bana çok işler gibi gözükmedi hala. Yani o toplantılardan sonra çok ikna olmadım. Çünkü bankaların sonuçta endeksli kredi vermesi çok zor bir şey değil. Onlar açısından verirler. Ama sonuçta karşı taraf açısından bir risk oluşturuyor. Yani ekonomide bu model sonuçta değişken faiz riskini kim alacak noktasına geliyor. Öyle baktığımızda böyle çok çok ciddi ipotek finans kurumları falan olmadan bu tip risklerin doğru da aldığı bir model çalışır gibi gelmedi bana yani. Dolayısıyla hala yani bunun yurt dışında örnekleri var. O yurt dışındaki örneklerde arada bir havuz oluşturacak finansman kuruluşu oluyor. Evet. O kuruluş kendi alacaklarını sekürtize ederek değişken faiz olduğu dönemlerde o havuzu dengeliyor. Dolayısıyla doğrudan ne tüketici kredisini kullanmış olana, işte bu mortgage olabilir vesaire, bunu kullanmış olana yükleniyor. Ne banka orada karşı taraf riskinin tamamını almış oluyor. Daha dengeli bir paylaşım olabiliyor. Bizde biraz daha bu mekanizmaya mı ihtiyaç var? Var. Aslında öyle haberler de geliyor zaman zaman böyle bir şey kurulacak falan diye. Ama henüz görmedik. O olmadan hani şu andaki girişimlerin hani biraz güdük kalacağını düşünüyorum. O yüzden de alternatif olmayacaktır şu aşamada. Peki bir taraftan swap getiri eğrisini kontrol etme çabası da var. Bir miktar belki onun üzerine de konuşabiliriz. Genel anlamda oluşacak olan faiz eğrisini hem bono tahvil piyasasında hem aynı zamanda swap tarafında belli ölçüde kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Bu sistem içerisindeki işleyişi nasıl görüyorsun, nasıl değerlendiriyorsun diye de sormaya çalışıyorum. Yani o da tabii bir taşla iki kuş vurmuş gibi oluyoruz. Hem oradaki TL miktarını küçültüyoruz, hem ondan sonra orada tabii faizler düşük olduğunda da dönüp düşük oluyor yani o hamleler sonrası düşük olduğunda da dönüp Merkez Bankası o piyasaya bakarak ya swap fonlamasını oradan yapıyor, orayı dikkate alarak kendi politika faizi yerine, ya da politika faizine ilişkin kararlarında swap'ın önümüzdeki döneme ilişkin söyledikleri rakamlara bakıyor. Atıyorum bir aylık beklentiye bakıyor falan karar alırken. Swap burada gösterdiği niteliği taşımaya devam ediyor mu sence?
Yani çünkü göstergelerden biri diyelim yani eskisi kadar tabii. O yüzden soruyorum yani eskiden baktığımızda bu piyasa fiyatlaması faiz beklentisini gösteren önemli bir parametreydi elimizde. Ama şimdi tabii Merkez Bankası orada etkin olunca ister istemez orası biraz daha Merkez Bankası'nın işaret ettiği yere dönüşmüş oluyor. Evet, eskisi kadar değil de haklısın ama yine de önemi var. Çünkü halen de belki TL'ye karşı pozisyonlar azaldı ama bizim TL yarattığımız miktarlar hala büyük yani. Hala milyar, ciddi 40 milyar dolarlar mertebesinde bir TL yarattığımız durum var. Dolayısıyla yine de hala çok küçük denemez. Peki bir yandan da swap tarafıyla gelen kaynağın işte açık piyasa işlemleriyle sterilize edilmesi sürecini yaşadık. Şimdi bu şu demek, biz eskiden bütün fonlamayı açık piyasa işlemleri üzerinden götürürken şimdi swap kanalı üzerinden fonluyoruz. Dolayısıyla oradan açığa kalan TL'yi de bu taraftan çekip Merkez Bankası sterilize ediyor ki ekstra bir para fazlası oluşmasın. Evet. Enflasyona sebep olmasın veya kurdaki hareketi yükseltmesin. Şimdi bu sistematik çerçevede bizi zorlayan şeylerden biri analiz yapma aşamasında swap tarafındaki fonlamanın düzenli ve günlük olarak takip edilemiyor olması. Şimdi bu tarafı nasıl görüyorsun? Buradaki fonlama miktarı ve TL piyasasındaki gidişatı görme konusunda biraz daha şeffaflık ihtiyacımız var mı? Yani kesinlikle var ama görmeyeceğiz muhtemelen böyle bir şeffaflık. Merkez Bankası kendi nezdindeki piyasa rakamlarını açıklıyor ama Borsa İstanbul'da yaptıklarını bilmiyoruz. Ayda bir görüyoruz. O da yeni veri de bugün geldi. Orada yeni rakamlar var. Onlara oturup bakacağız yani ne olmuş son Kasım'dan Aralık'a diye bugün. Bakabildin mi şu ana kadar? Şimdi genel baktım yani genel rakamları gördüm. Swap tutarı, piyasalı plan swap tutarı düşmüş Aralık ayında. Ama toplam swap düşmemiş çünkü Katar'la yapılan yeni swap var toplamda yani baktığımızda. O yüzden toplam swap rakamı yüksek. Bir de kısa vadeli, özür dilerim, 3 ve 6 ay vadeli swap yapmıştı Merkez Bankası. Yani onları biliyoruz. Onların etkisini de görüyoruz. Onlar Borsa İstanbul'daki düşüşü onlar ikame etmiş gibi gözüküyor. Çok bir şey değişmemiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla ayda bir görüyoruz. Orada bir şeffaflık. Ama şöyle tabii TL likiditesi açısından etkisini takip edebiliyoruz. Ne oluyor? Dediğin gibi API rakamları çok düştü tabii. API fonlaması eskiye göre. Eksiye döndü. Bir ara eksiye döndü. Bir ara sonra düzeldi. Onun biraz son dönemde döviz satışlarıyla ilgisi olduğunu düşünüyorum yani. Arttı ama şimdi tekrar düşüyor. Net fonlama dün benim gördüğüm kadarıyla 1 milyara indi yani net fonlama. Çünkü bir yerden fonluyor API'de ama başka kanaldan da kendi faizinden de geri çekiyor. Dolayısıyla nette 1'e düştü 1 milyara. Ama tabii gerçek fonlamayı göstermiyor dediğin gibi swap hacmini dikkate aldığımızda işte oradan bir yaklaşık 80-100 milyar geldiğini düşünürsek hala fonlama o civarlarda. Bundan sonra TL likidite daha da artacaktır ki yani senaryolara baktığımızda hani Merkez Bankası'nın bu sene de döviz almaya devam, ihracat reskontlarla falan almaya devam edeceğini düşündüğümüzde API fonlamasının eksiye geçmesi çok olası duruyor. Bu da aslında faizler üzerinde de etkili oluyor. Çünkü bugünlerde bile net fonlama düştüğünde bile gecelik repo 11.25 değil 10'a yakın geçiyor. Dolayısıyla zaten aslında hiç faiz indirimi olmadan faiz indirimi yapmış gibi de oluyoruz. Şimdi bir taraftan bunu yapmanın avantajlarından bir tanesi doğrudan krediye dönüşebilecek bir mekanizmayı da harekete geçirmiş olmak. Evet. Dolayısıyla işin belki o bacağını da konuşmak lazım. Buradaki sorunlardan bir tanesi kredi büyüme hızı eğer bu şekliyle devam edecekse bir devam edebilir mi? Çünkü çok agresif bir şekilde özel bankalarda zorunlu karşılık hamlesi sonrasında kredi büyümesine doğru dönüş yaşandığını gözlemledik. Bir bu taraf bu şekliyle devam edecek mi? İki kredi büyüme hızı böyle devam edecekse o zaman fonlama buralarda kalacak mı? Yoksa bir miktar daha TL likiditenin artmasıyla karşı karşıya kalınır mı? Şeyde tabii bir yandan da yüksek hazine fonlaması gerekecek bu senenin geri kalanında çünkü. Baktığımızda bu teşviklerden yararlanan banka sayısının arttığı görülüyor. Yani veya yararlananların daha fazla yararlanmaya başladığı. Çünkü Merkez Bankası'na tutulan serbest mevduatın azalmaya devam ettiğini görüyoruz. Bunun bir yansıması olarak. Dolayısıyla şu anda bu özellikle tabii bundan en çok yararlanan kamu bankalarını
yarıyor. Dolayısıyla onların yıllık kredi büyüme hızları zaten %30'lara kadar yaklaşmış durumda. 28'den son görünümlerde yıllık artış hızı. Özel ve yabancı mevduat bankalarında da negatiflerden 6-7 yıllık artış hızlarına geldi. Özel bankalar arasında da bu teşvikten yararlanan olduğunu tahmin ediyorum. Ama henüz sınırlı, çok büyük bankaların yararlandığını düşünmüyorum. Dolayısıyla dağılacak yol var. O yüzden şu an için artış hızı sürebilir gibi görünüyor. Ama daha orta vadede bunu sürdürmek, hele ki TL mevduatla ilgili veya kaynak, diğer kaynak taraflarını düşündüğümüzde çok mümkün görünmüyor açıkçası. Şimdi burada sorulardan bir tanesi o kredi büyüme hızındaki genel düzey. Biraz da belki bunun üzerinden de konuşabiliriz. Biz 2017 yılında kredi garanti fonu eşliğinde işte yaklaşık 2,5 trilyon TL civarında toplam kredi varken ya da 2-300 civarında toplam kredi varken 200 milyar TL'lik bir kredi stokunu çok hızlı bir şekilde ekonomi üzerine yaymış ve %7'nin üzerinde bir büyümeye doğru ivmelenme sağlamıştık. Sonrasında yan etkilerini gördük. Şimdi buradaki kredi büyüme hızı ve toplam kredi miktarı, artan toplam kredi miktarına baktığında tabloyu nasıl görürsün diye bir sormak isterim sana. Bu kredi büyüme hızı toplam kredi stokunu nereden nereye taşıyabilir diye biraz tartışalım istersen. Yani şu anda tabii kredi garanti fonunun olduğu yıldaki gibi bir etki beklemek mümkün değil. Yani o öyle bir hızda olmayacaktır. Ama şu an için sistem sermaye yeterliliği olarak veya diğer şeylere baktığımızda bu sene için yeterli bir inme var gibi gözüküyor. Şu anda hani trend artışı olarak 20'lerin üzerinde gidiyoruz. Yeni yıla da öyle girdik ki bu seviye hiç az değil. Geçmiş yıllar ortalamalarına veya geçen senenin aynı dönemlerine baktığımızın üzerinde. Yani dolayısıyla güçlü. Artı sadece kredideki değişimlere değil, inmesine de bakmak lazım. İnme olarak baktığımızda İmesinin bu yıl güçlü olacağı gözüküyor. Ama dediğin gibi yani sonuçta geldiğimiz noktada belki bu yıl için işte o yüzden bu yıl güzel de sonra ne olacak şey çıkıyor. Onun cevabını ben de bilmiyorum açıkçası. Orası biraz karanlık şu anda. Peki kısa bir araya gidelim. Evet. Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Yatırım Kulübü'nün ikinci bölümüyle karşınızdayız. Haluk Bürümcekçi ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde bir parça daha enflasyona odaklanalım istersen Haluk. Çünkü bir enflasyondaki görünüm ve şu an bulunduğumuz düzey seviyeler önemli. Bir de geleceğe dönük bakış açısı önemli ki para politikasında gideceğimiz yeri biraz daha öngörebilelim. Bunun üzerine konuşabilelim. Çok agresif faiz indirimleri geldi Merkez Bankası'ndan. Dolayısıyla 11-25'e kadar 24'lerden 5 toplantı içerisinde gelmiş olduk. Yılın geri kalanı için faiz patikasını nerede görüyorsun? Enflasyon beklentin senin nerede şekilleniyor? Bir de bu tabii cari enflasyon ve para politikasıyla oluşan reel faizle beklenen enflasyon ve para politikası arasında oluşan faiz üzerine de konuşmak lazım. Çünkü cari tarafa bakınca eksi reel faiz ama beklenene bakınca kimin beklediğine bağlı olarak değişiyor oradaki reel faizin oranı. Aynen, yani yabancı yatırımcı baktığında başka, işte tasarruf sahibi için başka, tahvil alan için başka bilmem ne. Bir yani de politika faizinin nerede aldığına da bağlı. Evet. Çünkü 11-25'ten yapılan fonlama yok. İşte aynen, biraz önce de konuştuk, onlardan yapılan bir fonlama aynen var. Hele swap tarafı o zaten daha söylüyorum düşük. Aynen. O da ayrı bir konu. Ama yani genel olarak baktığımızda hani faizi nereden gördüğümüzden çok merkez nerede görüyor konuşmamız lazım. Hani bizim düşüncemiz çok önemli değil. Şöyle ki, yani enflasyon açısından tabii enflasyon belirleyici olacaktır. Politika faizinin nerede olacağını. Merkez Bankası Başkanı'nın da son açıklamaları, Davos'ta yaptığı açıklamalar biraz daha ihtiyatlı bir noktada olduklarını gösteriyor geçmişe göre. Ama tabii bu ihtiyatlı veya ölçülü adımlar kavramları tabii faizlerde indirimin sonuna geldiğimiz anlamına gelmiyor. Bence öyle okunursa yanlış olur. Merkez Bankası bundan sonra duruma göre karar alacaktır. Ama niyeti faiz indirimlerinin devam etmektir gibi gözüküyor.
Bu hafta nereye kadar? Enflasyon raporu da tabii göreceğiz. Ama şöyle, nereye kadar derken, Merkez Bankası şu anda mesela işte enflasyon trendi olarak işte onlar civarında bir şey görüyor göstergeleri baktığımızda enflasyon 10. Her ne kadar şu anda belki Ocak enflasyonu henüz öncü veriler şöyle gösteriyor. Geçen senenin biraz üzerinde olabilir veya geçen seneye yakın olabilir gözüküyor. Çünkü bazı arttırıcı gelişmeler var, indirim getirici gelişmeler var. Bunlara koyduğumuzda yani sonuç 11.8 bitmişti geçen sene. Dolayısıyla o civarlarda bir rakamla yıla başlayacağımızı, yine benzer bir rakamlarla başlayacağımızı düşündürüyor. İlk aylarda da buralarda kalabilir. Yani bulunduğu noktada 11-25 faizi düşündüğümüzde faiz onun altında gibi gözüküyor. Algılama açısından problem yaratıyor. Ama Merkez Bankası tabii geleceğe bakalım falan diyor. Veya biz enflasyonu diyor sene sonu 8.2 görüyoruz diyor aslında son şeyine bakarsak. Evet. Hatırlarsak tabii para politikası kararında. Bırak yani piyasanın gelecek enflasyon beklentisinin 9.5 olmasını veya yıl sonunu 10 bekliyor olmasını. Zaten o da o bile o daha da düşüğünü öngörüyor. Dolayısıyla ne diyor? Ben diyor reel enflasyon görüyorum. Faiz görüyorum. Reel faiz görüyorum diyor. Pozitif diyor hala. Dolayısıyla herkes başka yerden bakıyor. Sayın Bakan'ın açıklaması var. Nominal faizdir önemli olan diye. Evet. Belki biraz bunun üzerine de tartışmak, konuşmak lazım. Yani ne anlamda söylemiş tabii, ben o tam konuşmayı dinlemedim. Yani yabancı yatırımcının bakışı açısından belki değerlendirilebilir bu, ama yani yabancı yatırımcının doğru Türkiye'deki enflasyonla ilgisi alakası yok. Dolayısıyla tabii oynaklıklar ancak düşük. Dolayısıyla kendi pozisyonu rahat edebilir. Onlar nominal faize bakıp girebilir diyor. Fakat bono tahvil piyasasında %9 zaten şu an itibariyle yabancı sahipliği. Pek kalmadı orada yabancı. Aynen, çok hakikaten 2002 sonrası gördüğümüz en düşük değerlerde. Yani 23-24 iken de gelmedi yabancı bono tahvil piyasasına. Faiz tabii. Faiz tabii, oradan kendine gelmedi. Aynen aynen. İlginç bir şekilde. O yüzden hani o açıklama ancak yabancı yatırımcı için evet bir anlamı var. Ama bizler için parayı koruma derdi olarak, yani tasarruf sahibi olarak bakarsak önemi var tabii ki. Dolayısıyla hani şöyle gözüküyor. Sonuçta bir yere bağlama gerekirse indirimlerin devam edecek gibi gözüküyor. Muhtemelen baştan indirimlerle devam edecek. Gelebileceği nokta tabii ki şu an için yukarı yönlü bir sürpriz olmazsa veya risk primlerinde CDS falan gibi şeylerde yukarı yönlü bir şey olmazsa onlara doğru getirmeye niyet var. Hatta tek haneye doğru belki getirme niyetleri var gibi gözüküyor şu anda. Ama işler, hesaplar çarşıya uyar mı göreceğiz bakalım. Burada belki dikkate alınması gereken unsurlardan bir tanesi, enflasyon raporunda bakılması gereken şeylerden bir tanesi çıktı açığı tahminleri. Çünkü burada yeni ekonomik programla son enflasyon raporu arasında bir boşluk oluşmuştu. Yani yeni ekonomik program 5 büyümeye göre sanki Merkez Bankası'nın son enflasyon raporundaki çıktığı açığı tahminleri nispeten daha düşük 3,5 büyümelere göre, daha önceki öngörülere göre şekillenmiş gibiydi. Buralarda bir revizyon bekliyor musun? Yani önümüzdeki dönemde büyümenin Merkez Bankası tarafından daha pozitife doğru evrilebileceği bir tahmin aralığına çekilmesi mümkün mü? Ya, muhtemelen biraz daha iyi olacaktır geçen şeye göre, rapora göre. Ama belki yine 5'e göre değil de daha bir 4'e göre falan hareket edebilir Merkez Bankası. Onu tabii direkt anlamak zor verilecek çıktığı tahminlerinden. Sorulabilir ama, tabii kendisine. Efendim? Sorulabilir tabii kendisine. Tabii aynen. Ama şöyle bir tarafı da var. Çıktı açının önemi şu an enflasyon açısından çok önemli var tabii. Çıktı açığı çok büyüdüğü zaman, yani kriz dönemlerinde dezenflasyon etkisi de güçlü oluyor. Şeyi çekiyor. Ama bu sefer ki şeyde çıktı açığı önceki 2008 gibi fazla şey olmadı. Yani kapasite kullanım oranlarındaki düşüş de o krize göre daha sınırlı oldu. Dolayısıyla ama zaten orada daralma vardı. Burada sıfıra yakın bir büyümeyle kapatmış olduk. Yani İki yıla çünkü yayıldı da ondan biraz da. 2018'de de bir etkisi görüldü. Öyle rastladı. Yoksa 2009'da krizin tamamı öyle başlamış olsaydı bu sene tabii daha ki sert görmüş olurdu. Negatiflerle bitirirdik. Yani demek istediğim oradan bu sene o kadar dezenflasyon etkili olmayacaktır yani kısacası.
Son soru, evet, çok kısaca yanıtını rica edeceğim. Biraz önce yatırımlardan bir parça bahsettin ya, bir toparlanma vardı, hı-hı, ama birazcık örselenmiş gibi görünüyor diye. Hangi kanal üzerinden daha fazla yatırım etkisi beklenebilir? Son gelen kapasite kullanım oranı bir parça düşüşe işaret ediyor, evet, ama tek aylık veriyle hareket etmek çok, tabii, makul, mantıklı değil. Dolayısıyla oradaki iştahı nasıl görüyorsun diye sorarak bitireyim. Yani iştah güçlü değil ama hani yıllık değişim olarak baz etkisinin devreye girmesiyle son çeyrekte pozitif olabilir gibi gözüküyor. Yani uzun süredir yatırımlar negatif gidiyor. Neye dayanarak söylüyorum? Yatırım malı üretimine, yatırım malı ithalatı rakamlarına bakarak veya anketlerde gözüken beklentilere dayanarak söylüyorum. Son çeyrek iyi bitmiş gibi gözüküyor nispeten. Ama ocağa geldiğimde hem beklentinin biraz bozulduğunu, hem kapasite kullanım oranının belki bir kerelik veri diyoruz ama bayağı bir mevsimsel düzeltilmiş rakamda da bir puanın aşkın bir düşüş var. Önemli. Yani çok düşük seviyeler, 75-76 civarı seviyeler Türkiye için yatırım getirecek seviyeler değil. İlave yatırım getirecek seviyeler değil. Bunların 80'lere doğru gitmesi lazım ki yeni yatırımlar gelsin. Tabii yatırım derken de kastımız tabii inşaatı da içeriyor. İnşaat değil, daha çok özel sektörün hani makine teçhizat türü yatırımlarının devreye girmesi daha önemli. Bu şu açıdan da önemli, büyümenin sürdürülebilir olması açısından. Hı hı. Haluk, çok teşekkür ediyoruz keyifli sohbetin ve değerlendirmelerin için. Programımızın son bölümüne gidiyoruz. Dubai'ye Ersoy Erkazancı bizleri bekliyor orada. Ersoy, özellikle virüsle ilgili tartışmalar gündemin ana maddesi olarak kalmaya devam ediyor. Elbette güvenli limanlara bir miktar kaçış var. Hem altın tarafına hem benzer şekilde Bitcoin'e de giriş yaratmış gibi görünüyor bu tablo. Evet Açıl, bu virüs etkisi devam ediyor. Fakat belki şunlara dikkat çekebilirim. Bir tanesi en azından bugün bazı artı olan borsalar var Asya tarafında. Tayland artıda, Hindistan artıda. Yuan çok ciddi değer kaybediyordu. 7'lere gelmişti. Şu anda 6.96'lara geri geldi. Petrol sabahki kayıplarının bir kısmını geri aldı. Yani acaba bu virüsün etkisi, yani piyasalara olan etkisi azalıyor mu? Soru işaretlerini sorabiliriz. Ama senin de söylediğin gibi dikkat çeken varlık sınıflarında altın değer kazanıyor. Böyle dönemlerde, son dönemde Bitcoin'de yükseldiği dikkatimi çekiyor. Ona da dijital altın deniyor biliyorsun. Bu ikisi dikkatimi çeken konu ama tatilden dönenler, yani bugün Singapur tatilden döndü, Güney Kore tatilden döndü. Onlar bugün sert eksideydi. Yarın Hong Kong'u göreceğiz. Hong Kong açılacak. Çin borsaların açılmasını pazartesiye bıraktı. Bunlar piyasa etkileri açıldı ama gerçek hayatta ölü sayısı artmaya devam ediyor. Asya'dan, Hong Kong'dan özellikle duyuyoruz, pek çok şirket evden çalışmasını istiyor çalışanların veya Çin'i ziyaret edenlerin ofise gelmemesini istiyor. Yani virüs tarafı ayrı, piyasa reaksiyonu tarafını ayırmak lazım. Ama bir miktar da olsa sanki piyasa tarafında sakinleme var gibi gözlemliyorum. Açıl. Ersoy, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın notlar için ve böylelikle Yatırım Kulübü'nün sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir aramız var, sonrasında saat başında Düzem Yılmaz Fokus'la karşınızda olacak. Hoşçakalın.